and also a member of the SU Refereeing Commission. And home country, and especially in the fantastic air. You know it very well, and only we hope on our side is that that you make here in Antalya, that it means that the Grand Prix is, was a super Grand Prix. The few person last weekend in Lisi. 2019 Antalya Grand Prix için kura çekimini az önce bitirdik. Takımımız gerçekten iyi bir şekilde hazırlanmıştı. Şu anda gözüken 75 ülkeden 485 sporcunun katıldığı, gerçekten de katılım olarak en yüksek Grand Prix'lerden birisi oldu bu yıl. Çünkü 2020 Tokyo Olimpiyatlarına puan veren bir müsabaka. Bu müsabakalardan alınacak büyük puanlar da olimpiyatlara gitmenizde ve dünya sıralamasındaki yerinizi belirlemede çok belirleyici bir turnuva. Gerçekten olimpiyat şampiyonu, dünya şampiyonu sporculara katıldı. Katılım olarak da çok yüksek, kalite olarak da çok yüksek. İnşallah 3 gün Antalya'mızda büyük bir organizasyonu ev sahipliği yapıp 75 ülkenin delegasyonuyla beraber aşağı yukarı bu 100 ülke falan hakemleri, diğer ülkelerden gelen ajunun kendi kurulları, tamamen 100 ülkeden insanların burada misafir edeceğiz. 1000'e yakın katılımcı var. İnşallah ülkemize de, judomuza da güzel bir katkı bulmuş olacağız inşallah. Tabii bizim yarınki tabii bizim için de çok önemli. Çünkü burada hem ev sahipliği yapacağız hem de burada büyük puanlar çıkartıp 2020'ye şu anda aldığımız 5 kotayı inşallah 8'e 9'a çıkartmak istiyoruz. Tabii bu kotalarla böyle burada alınacak madalyalar hepsi puan. Bizim takımımızda yarın 48 kilomuzda Gülkader Şendürk şu anda kotaya çok yakın. İrem Korkmaz şu anda kotada. Şeyma var, Meltem var. Erkeklerde Bekir Özlü, Sinan Sandal, Bilal Çivioğlu, Vedat Albayrak, bunlar geçen yıl kendi madalya kürsüsüne çıkmış. Şu anda olimpiyat sırası olan sporcularımız. Kayra Said, Geza öyle, Sebil Akbulut. Yani takımlarımızda gerçekten şu anda ilk 40'ın içinde, ilk 30 içinde ve ilk 18 içinde olimpiyat kadrosu almış 5 kişimiz var. Toplamda da biz buraya 38 sporcuyla katılıyoruz. İnşallah buradan güzel bir netice olur. Hem de gerçekten dediğim gibi ev sahipliği yaptığımız güzel organizasyon, güzel bir madalya almak istiyoruz. Hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları asıl. Bunun amacı burada iyi puan çıkartıp dünya sıralamasına yerimizi belirlemek. Tokyo'daki katılımın dışına 8 kota demiştiniz. Evet. Asıl hedef nedir? Madalya hedefi var mı? Ya tabii aslında biz tabii 8 kotayla gidip madalya hedefi koymamazsak bir sporcuyla gitsek madalya hedefimiz var. Ama şu anda tabii 8 kotayı koyduğumuz bizim şu anki sporcuların performansına dayalı. Yoksa sadece isime bunu koymuyoruz. Ama biz 3 tane ismin dünya sıralamasındaki yeri, yapmış oldukları müsabaka, almış oldukları başarılar, onları biz olimpiyatlarda madalya alacak gözüyle bakıyoruz ki dünya judosu da, dünya literatüründe de bu insanlar olimpiyatta madalya alma oranı %95, %98 oranında gözüküyor. Biz de buna istinaden konuşuyoruz. Yoksa her sporcu olimpiyatta madalya diyemiyoruz. Ama madalya almasa da olimpiyata katılmak bile gerçekten zor. Ama biz şu anda 3 tane madalya alabilecek sporcumuz şu anda hazırlıklarını da sürdürüyor. 2020'de de bunu başaracağını düşünüyoruz yani.